Thank you.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Oturun, buyurun. Şöyle geçiniz oraya. Sen de geç oraya. Selamünaleyküm. Cümleten hoş geldiniz. Dışarıda yağmurun altında olanlar, gönlümüz sizinle. Allah hepinizden de razı olsun. Aşağıdakiler, yukarıdakiler, hepiniz de hoş geldiniz. Tabii en önemlisi bütün hazırın, misafirin hepsi de hoş gelmişler. Allah razı olsun hepsinden de inşallah. Ben bugün böyle kendi mutluluğumu ifade etmekte biraz zorluk çekebilirim. O yüzden hata kusur işlersem hepinizden de özür diliyorum. Benim yolculuğum ülkücülükle başladı. Ardından sufilikle tanıştım. Ve 1986'dan beri sufi yolculuğumuz devam ediyor. Bu yolculuğumuz esnasında iyi günler, kötü günler, üzüntüler, sıkıntılar hepsi de yolun gereği yaşandı. Yola ilk başladığımla bugüne kadar bizi terk etmemiş, bizle beraber yol yürümüş. Bütün herkesi biz bu şebarımızda yanımızda görmek istedik. Bilhassa son yıllarda ben yurt dışına hiç gitmiyordum. Yurt dışına bizim Çanakkale eski valisi Güngör Azim Tuna Bey vardı. Bir programla alakalı çok ısrar etti bana. Muhakkak Bosna'ya gelmen lazım dedi. Bu Türkiye Cumhuriyetlerinde bir programdı, devletin desteklediği. Dedi ki burada 500 tane profesör var. Hepsi de her şeyi çok iyi biliyor. Bunlara nasihat edecek birisi lazım dedi. Benim ilk yurt dışı kesim Bosna'ya oldu. Tabii benim yeni sufiliğimin başlangıcında Bosna Savaşı vardı. Bizim yüreğimizi dağlayan, bizim yüreğimizi yakan bir savaştı. Elimizden bir şey gelmiyordu. Kendi kendimize burada zikirlerde dua ederekten günlerimizi geçiriyorduk. Bosna'nın bizde ayrı bir yeri vardı. O ayrı bir yer olmasından dolayı biz Bosna denilince akan sular durdu ve biz ilk seyahatimizi Bosna'ya yaptık. Tabii bundan önce de buraya Bosna'dan seyahat için bir otobüs Bosnalı gelmiş. Burada sormuşlar nerede zikrullah oluyor diye buraya gelmişler. Biz de o zaman toplandığımız bir zikir meclisimiz var. Mesudiye Tekkesi Şeyhi Profesör Kazım Meyliç Efendi ondan sonra zikrullah'ta tanıştık. Girince tanıştık, görüştük, sevdik birbirimizi. Tabii Bosna'ya gidince ben Bosna'da Sarajevo'da sohbet esnasında o şeyin sinema ne salonu orası hani sinema ödülleri veriyorlar ya. Uluslararası Film Festivali'nin olduğu bir salon var. Çok güzel bir salon. Harika yapılmış. O salondaydı toplantı. Ben o salonda dedim ki ben Bosnalı sayılırım. Bizim burada bir kardeş tekkemiz var. Mesudiye'de Kaçuni Tekkesi diye. Bizim Mesudiye'de tekkeyle tanışıklığımız orada başladı. Tabii Bosna'da ikinci önemli bizim için Bosna ile alakalı huzurlarınızda Remzi Pitic. Tabii onunla tanıştık. Remzi Pitic bizim gibi kafası kırık biraz. Böyle sözümü abiye ne olacak ama aramızdaki dostluktan dolayı rahat konuşacağım. Baktım bizden. Yani nasıl bizden? Aklı birkaç adım geride. Aklı birkaç adım gerideki kimse benim hoşuma gider çok. Sufilik biraz hesapsızlık, kitapsızlıktır. Adam hesap etmemeli.
Hesap eden yol gidemez çünkü. Hesap eden cihat edemez. Hesap eden veremez. Hesap eden koşamaz. Hesap eden nefesini hesaplar. Hesap eden ne işimiz olmaz. O yüzden Remzi Pitiş'le tanıştık. Remzi Pitiş'le tanışınca Bosna'ya karşı biraz daha muhabbetimiz arttı. Bu arada biz tabii araya bir şebaruz sıkıştırdık. Araya şebaruz sıkıştırdığımız yerde Balkanlar'da ilk Prizren. Priştina. Şimdi ben orada hemen yanına gideceğim. Priştina'da Gerçek Derneği'nin yöneticisiydi o zaman. Öyle değil mi? Gerçek Derneği'ydi değil mi? Evet. Gerçek Derneği'nin yöneticisi. Biz tabii Priştina'ya gittik. Soğuk mu soğuk, her yer kar var. Buz her taraf. Biz böyle isimlerini zikretmem şimdi. Ahmet Acar dedi ki, baba uçakla gidelim. Dedim Ahmet Acar, uçakla gitmek istemiyorum ben. Karayoluyla gidelim. Ahmet Acar'ın arabası Cevdet. Ondan sonra biz bir de gittik. Programı yaptık. Hiç yapmadan geri döndük. En sonunda onların ikisi de yolda pert oldu. Ben gene harmanı koca öküz döver hesabı ben getirdim gene arabayı. Velhasıl böyle gittik. Tabii ilk bizim bir de başlangıcımız bu noktada Gerçek Derneği oldu. Ben şimdi böyle atlaya atlaya gidiyorum. Tabii Gerçek Derneği o zaman için bize gerçekten çok misafirperver davrandılar. Çok iyi davrandılar. Biz bu şevurumuzda dedik ki hiç kimseyi unutmamaya gayret edelim. Biz onu da davet edelim dedim. Tabii bizim Bosna ziyaretlerimiz devam etmeye başladı. Biz Bosna'yı seviyoruz Allah için. Bosnalıları da seviyoruz. Bizim böyle gönlümüzün böyle bir yaralayan bir yeri var orası. Tabii biz bu Haziran ayında değil mi geldiğimizde? Remzi Pitiç Haziran ayında bizi davet etti. Biz tabii Haziran ayında Remzi Pitiç'e yola çıkarken bizim Balkanlardan sorumlu devlet bakanımız Mustafa Sevinç. Mustafa Sevinç ikili ilişkileri muhteşem olan bir kimse. Biz dedik ki gitmişken hani birkaç yere daha uğrayalım. Oradaki Müslümanları yalnız bırakmayalım. Tabii biz önce Sancak'tan başladık. Burada da Sancak'tan başlayınca Musa Türkoviç. Bizim şu anda Hidayet Türkoğlu'nun akrabası, kardeş çocuklar oluyorsunuz değil mi? Öyle mi? Akraba, evet. Allah razı olsun. Tabii biz böyle Muşa'yla tanışınca dedik kurban oldum Allah, akıllılarla bizi hiç buluşturma dedik. O da bizim gibi, normal değil. Onun da su fazla kaçırıyor kenardan. Allah razı olsun, Sancak'ta bizi çok iyi karşıladı, çok iyi bu noktada beraber olduk. Tabi Sancak'ta Nusret Efendi'nin dergahını da ziyaret ettik. Nusret Efendi de orada çok büyük bir misafirperverlik gösterdi. Böyle gönlünü açtı, bize bağrını açtı. Orada dergahta zikrullah yaptık. O yüzden de şimdiden onlara da teşekkür ediyorum. Tabi onun yanı başında da Rufai Şeyhimiz. Allah razı olsun. Onu da bu noktada Cafer bizim tanışıyordu. O yüzden öyle şey yaptık. Tabii bu arada ben şimdi böyle sondan başa doğru gideceğim. Biz tabii bu arada daha önceki senede Karadağ'a gittik. Karadağ'da bir program yapıyoruz. Böyle bir yerde bir tercüman bir bayan var. O tercüman bayan, tabii ben konuşurken literatür farkı var. Hani Sufi literatürü farklı. Böyle bir iki kem küme deyince Karadağ bizim burası Diyanet İşleri Başkanı gibi. Karadağ Diyanet İşleri Başkanı. Biz orada Karadağ'da misafir olduk. Tabii dayanamadı. Ondan sonra biz tabii öğrendik. Remzi Pitiç'in çok samimi arkadaşı. Remzi Pitiç'in çok samimi arkadaşıysa normal değildir.
Tamam, bu Remzi Pitici tanıdığım kadarıyla böyle yürüyüşü düzgün olan kimse Remzi Pitici ayak uyduramaz. Bizim oranın deyimiyle yürüyüşünde sıkıntı var başkalarına göre. O yüzden bir fırladı sahneye, aldı mikrofonu, başladı konuşmaya. Tabi Remzi Pitici de Karadağ Diyanet İşleri Başkanı da sonuçta İzmir 9 Eylül mezunu. İzmir'in suyundan içmişler, benim memleketimden. Normalde işte oranın suları deli akıyor ya, o yüzden biraz deli akmış. Tabii biz şimdi son Bosna gezisine geliyorum. Son Bosna gezisinde biz 7 şehir dolaştık. Ben 6 şehirde bulundum. 6 şehirde 6 program yaptık. Bunun içerisinde en böyle ciğerimizi yakan yerler, tabii o programın hemen hemen oradaki 3 şehrini Kazım Efendi, bizim Hacı Veil için Kazım Efendi'nin arkadaşı, ikisi de isimdaş. Kazım Efendi orada ilgilendi, organizasyonu yaptı. Ama biz Edin Bey'i çok sevdik. Orada 3 programda ondan sonra hepsinde yanımızda oldu. Bizim belediye başkan yardımcısı nerede? Tabii belediye başkan yardımcımız da orada, Biyeline belediye başkan yardımcısı kendisi. Tabii Biyeline'de böyle güzel bir program oldu. Biyeline ile alakalı küçük bir anekdot düşmek istiyorum size. Biyeline'de program bitti. Arkadaşlar çıkıyorlar artık, biz de çıkacağız. Yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın durdu. Tam biz çıkıyoruz. Dedi ki bize, Allah sizden razı olsun. Siz buraya gelmeseydiniz, bu salonda Kur'an-ı Kerim okunmazdı, dua edilmezdi dedi. Ve Kur'an-ı Kerim okunan, sema edilen, dua edilen yer, Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf olarak bıraktığı yer. Ve oradaki mezarlıklar yıkılmış, her şey yıkılmış. Orada bir salon var. Kanuni'nin bağışladığı vakıfta biz sema ettik, dua ettik. Ve o kadın boşnak bir kadın. Oralı. O böyle söyleyince benim ciğerim yandı. Kendi kendime dedim ki Mustafa Özbağ, ömrünü buraya vakfetsen yine azdır dedi. Kendimce. Tabii ben burada misafirlerin huzurunda söylüyorum. Ben bir Bosna'ya gidip geliyorum. Biz aylarca burada Bosna konuşuyoruz arkadaşlara. Remzi Pitici herkes tanıyor. Sırp polisinin üzerine nasıl gittiğini biliyor. Kendisi de burada. Sırp polisi bizi çevirdi arabayı. Neden çevirdi? Sırpların yarın akşam anlatacağım onu size ama burada şimdi de anlatayım. Sırplar Osmanlı'nın ilk yaptığı cami komple temellerine tonlarca dinamiti koyup patlatmışlar. Caminin taşı toprağı kilometrelerce ileri dağılmış. Camiden bir tek orada taş bile kalmamış. Üzerine griderler geçirmişler. Cami denilen bir şey kalmamış. Ama Remzi Pitici o camiyi yeniden ayaklandırıp şöyle söyleyeyim. Remzi Pitici isterse Bosna'da, isterse diyorum, Diyanet İşleri Başkanı olabilecek noktada. Ama o en uç bölgeye gitmiş. En uç bölgede, en uçta görev yapıyor. Bir de hani biraz inceden araştırdım, kendi istemiş o. Demiş hiç kimsenin gitmediği, herkesin korktuğu yere gönderiyorum demiş. Polis hiçbir suçumuz yok, kırmızı ışık da yok. Bizi kameralar aldılar. Remzi Pitici orada konuşuyor. Biz alışkınız ya gizli servislerin kameralarına. Çekiyorlar bizi boyuna. Ben hiç seslenmiyorum. Tabii Remzi Pitici heyecanla anlatıyor bize. Anlattı. Biz otobüslere bindik. Gidiyoruz, otobüsü yolda çevirdi polis. Kırmızı ışıkta geçtiniz diye. O da bizim önümüzdeydi. Hızla bir geri döndü. Arabasından indi. Polisin üzerine böyle gidiyor ama. Aha dedim,
savaş başladı içimden. Şimdi dedim ona bir şey yaparlarsa hemen baktım ne yapabiliriz diye. Arabayı dedim buradan köprüden aşağı atarız bunların arabasını dedim. Kendimce öyle niyetlendim. Arabayı aşağı atacağım yani. Velhasıl kelam gitti. Sonra öğrendim ne dediğini. Demiş kırmızı ışıkta geçti. Kime göre kırmızı ışıkta geçti demiş. Size göre mi? Bakmış onun celaliliğinden. Hani siz cesaretli olun. Allah onlar iman etmediklerinden dolayı korkaktır. Allah onların kalplerine korku verir diyor. Vermiş pasaportu. O yüzden o son Bosna gezisinden biz tabii döndük. Bu sefer Sudan'dan Kasım kardeş geldi. Dedi ki Hasan Kapaşi'den selam getirdi. Dedi ki seni Sudan'a davet ediyor. Dedim hani hiç zahiren tanışmışlığımız yok kendisiyle. Ben de daha çok 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 yıllar önce böyle rüyamda gördüğüm zatlar var. Ben tam onun böyle rüyamda gördüydüm öncesinden. Tabii Kasım Efendi'ye dedim ki ben dedim davete icabet ederim. Şeyh Efendi'nin dedim bana fotoğrafını gönderir misin? O da Şeyh Efendi'nin fotoğrafını gönderdi. Baktım dedim o. Rüyamda gördüğüm kimse dedim. Hemen dedim ki geliyorum. Orada Mevlüt Kandili kutlandı. Mevlüt Kandili'nde de Seyyid Şeyh Hasan Kapaşi Kadiri Tarikatı'nın orada şeyhi. Tabi ceddine Hazreti Hüseyin Efendimiz'e kadar gidiyor. Orada da çok tanınmış bir kimse. Ben Allah affetsin bir Türkiye'de şeyhler toplantısı olurdu 28 Şubat'ta. Bir arada o zaman gördüm ben 40-50 tane şeyh. Bir de Sudan'da gördüm 50-60 tane şeyh. Tabi Hasan Kapbaşi hepsini de sıraya kattı. İşte ziyaret ediyorlar hepsi de. Biz böyle bir anda hani biraz da derslerde söylerim ya biz bir görüşte aşka inanıyoruz diye. Hasan Kapbaşi de o da buraya geldiğinde söyledi. Ben tanıyordum onu dedi. Önceden ben de tanıyordum dedi. Biz tabii orada birbirimizi tanıdık, sevdik. Hoşumuza gitti birbirimiz. Ben onu Şebarız'a davet ettim. Tabii oğlu Şeyh İbrahim Kapbaşi. Onun oğlu Heysel Kapbaşi. Ondan sonra onun normalde yine Sudan'dan bir bölgede bizim tabirimizde zakirlik yapan Nurullah. Nurullah da Kasım'ın kardeşi. Tabi onlarla da tanıştık, görüştük. Onlarla da tanışıp görüşünce onları da davet ettim ben. Onlar da davetime icabet ettiler, bizi kırmadılar. Mevlevi geleneğinde Şeb-i Aruzlar önemlidir. Şeb-i Aruzlara bütün davetiyeler çıkarılır. Tanıdık olan herkese. O davetiler hatta böyle daha farklı törenlerle gönderilir. O davetilerle herkes Şeb-i Aruzlara katlanır. Şundan da bu çıkmasın. Biz devletimizle yarışmıyoruz. Biz kendi çapımızda, kendimizce Şeb-i Aruz yapıyoruz. O yüzden de bütün dostlar, arkadaşlar, yol yürüdüklerimiz bu noktada, yurt dışında bizle beraber hareket eden hepsinde burada görmek istedik, davet etmek istedik. Burada hemhalleşelim, konuşalım, burada birbirlerimizle selamlaşalım istedik. O yüzden hepsini de davet ettik, hepsine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii gelelim bu tarafa. Bu tarafta da vefa önemli bir şeydir. Bugün de bütün yolun başından itibaren ne kadar görevli kardeşler, arkadaşlar varsa, bilhassa görevlileri, zakir olanların hepsini de davet ettim. Tabii yolun en başında olan Oktay. Nerede Oktay? Kenardan mı gitti gene? Tabii yolun benim dergah hayatımın başlangıcı Oktay biliyorsunuz ilk ders verdim kimse. Benden ilk ders alan, bana ilk inanan kimse bana. O yüzden o gündür bugündür Oktay, Nuri, Harun böyle devam ediyor. Burada arkadaşlar da tabii
yolculuğumuza devam ettik. İşte Hüseyin'dir, Cafer'dir, Adnan'dır, onlar da buranın eskileri. Ve böylece biz hepsinde böyle bir gecede cem edelim dedik. Tabii kendi kültürümüzü de gösterelim dedik. Bu dışarıda görülenler, Efeler, ondan sonra bunlar İzmir'in nostaljileri, sen bilirsin İzmir'de. Ondan sonra bizim böyle bir Efe grubumuz da var. Biz her şeye hazırız. Vatanımız için, Kur'an için, sünnet için savaşmaya hazırız. Onu göstermek için böyle onları otantik bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii her gün elhamdülillah Efe yürüyor. Hamdolsun. Şimdi böyle bir ben misafirleri teker teker buraya lütfederlerse davet edeceğim hepsini de. Hem kısa bir tanışma, hem kısa bir konuşma, hem böyle bir selamlaşma olsun. Tabii bu arada dille alakalı problemi çözmek için de normalde dili de es geçmemek lazım. Tabii en önemlisi Hacı Sırrı Meyliç Efendi'yi zaten tanıyorsunuz. Hacı Sırrı Meyliç Efendi, Bosna Tarikatlar Birliği Başkanı kendisi. O yüzden Bosna'da kendilerine bağlı tarikatlar var. O tarikatların başında hepsinin de şeyhlerine icazet veren, icazet verilmiş olan şeyhleri tasdikleyen. Bu noktada tabii Mustafa abi gene yok meydanda, benim söylediklerimin hiçbirisine ondan sonra tercüme etmedi tabii. Şimdi ben bu kadar konuştum ya, Mustafa abi ona şimdi iki kelime söyleyecek. Sırrı Efendi'ye sen ne diyecek? Şimdi hepsini çevireceğim yani. Hep böyle yapıyor ben konuşurken. Bosna'da da aynısını yapıyor. Ben konuşuyorum. Bu boşnakça anlatacak ya. Susuyorum şimdi mesela. Bir paragraf olmasa da 2-3 cümle kuruyorum. 2 kelime söylüyor. Ha devlet bakanları böyle yapıyor. Ondan mı yapıyor? Ha ondan yapıyor. Tamam. Vallahi şeyler, Mustafa abiler, Remzi abi çok samimiler. Öyle olunca şimdi dostluğundan dolayı bu şey yapmıyor. Ne o? Yani kolluyor onu. Bir tek şeyi kollamadı. Kazım Efendi'yi kollamadı. Telefon açtıydık ya sen de. Ben mi o mu dedim ben. Sen beni işaret ettin. O çok üzüldü o zaman. Ha, okul arkadaşlığından. Sana kırılmayacak diye yaptın. Evet. Sana kırılmayacak diye yapmış. Evet. Allah razı olsun. Şimdi biz programımıza devam edeceğiz. Buradan biz kendimizce, ben misafirlere söyleyeyim. Çarşamba yukarı bir sıralama yaptılar arkadaşlar. Zannetmiyorum kimse alınmayacak herhalde. İnşallah. Başlayalım Sina Hanım'a. Mikrofonları da hazırlayın. Şeyleri Türkçe bilmeyenlere de bir şey vereceğiz inşallah. Evet. İyi akşamlar. Öncelikle Sudan Kadiri Tarikatı Şeyhi Hasan El Kabbaşi'yi davet ediyoruz. Bu da edeptir. Normalde adaptır. Bir yerde bir seyit varsa önce seyitlere ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hürmeten oradan başlanıyor. O yüzden biz de oradan başladık. Rabbim cümlemizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve ehl-i beytini sevmeyi nasip eylesin. Amin. أتينا الشيخ صفا من
لكي تتعرف على الإخوة كلهم في Biz değerli dostum, kardeşim Şeyh Mustafa Efendi'yi davet ederekten ve tanışmak için Sudan'a çağırdık. Biz aslında uzak değildik Mustafa, Şeyh Mustafa Efendi'ye. Biz onu aslında zahiren tanıyorduk ve batınında da tanıyorduk. فتوجهنا لسيادة الشيخ وطلبناه مجيئه في السودان لكي يعني يحضر معنا مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزاه عند الله الخير تلبت دعوة عاجلا غير آجل. Çok teşekkür ediyorum ona. Davetimize icabet ederekten biz ona hazırladık daveti. Ondan önce bizi kırmadığı için çok çok teşekkür ediyorum. Biz Şeyh Efendi'yi tanıyorduk. Biz aslında tanıştık ama öncesinden tanışıyorduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nahne su'ada beyne yedeykum. Ve nahne su'ada innu nahnu vejednakum bihir. Biz çok mutluyuz sizin aranızda olmaktan dolayı. Ve nufsikum ve nafsi ve nufsi nefsena bitekva illahi evvelen. Kendi nefsim ve sizin nefsinizce ilk önce Allah'ın sümme bi muhabbeten habibin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce Peygamber aleyhisselamın sevgisi. Sümme bi muhabbeten tarih seyyidi Şeyh Abdülkadir Geylani. Bir de tarikatın sevgisi Abdülkadir Geylani tarik, yolu. Biz anna afdalil ceza ma kassar fi vacib ziyafe ve aksar. Biz çok çok teşekkür ediyoruz Şeyh Mustafa Beyefendi'ye. Allah ondan çok çok razı olsun. O benim kardeşim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aleyküm selam. Çam sakızı çoban armağanı. Lütfedersen çok teşekkür ederiz. Heysem sana. Hadi hediye basite cidden. Senfona ale هدية. هذه الهدية هدية غيمة لأن صاحب الهدية غيم جدا جدا. Bu hediye aslında çok çok değerli çünkü sahibi çok 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 değerli bir şahsiyete sahip bir kişi. Aleykümselam. Allah razı olsun. Selam. Aleykümselam. Allah razı olsun. Ellerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teveccühlerinden dolayı teşekkür ederiz. Şeyh Hasan Kabbaşi'ye teşekkür ediyoruz. Bosna Tarikatlar Birliği Başkanı Sayın Sırrı Hacı Meliç Efendi'yi davet ediyoruz. Hacı Meliç Efendi'yi hepiniz tanıyorsunuz. Kazım Efendi'nin de kendisi normalde yeğeni oluyor. İnşallah. Allah razı olsun. Bosna'da hep gelir, bizi ziyaret eder, bizi karşılar. Kaçınilde dergahta beraber oluruz. Orada zikrullahlar yaparız. Onun bakmayın böyle yaşlı gibi durumuna. Benimle devranı çıkıyor. Böyle benim nefesimi kesiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beyti ecmain. Emma ba'd fe ibadallah fekad kallallahu teala fi kitab-ı kerim. Esiz billah. Ya eyhellezine amenuttekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa velikum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها صدق الله العظيم. Zahvaljiva uzvišeno Allahu Džellešanuhu koji nam je i ove godine omogućio ovdje da se ovako sastanemo iz mnogih naših krajeva, naše Mubarek Bosne, Kurske i drugih krajeva, svi koji su došli ovdje, zahvaljujući našem šefu, molim Allah Džellešanuhu da ga nagradi. Yüce Allah'a şükürler, elhamdülillah diyorum. Bütün Balkanlardan, farklı yerlerden, Sudan'dan dahil Şeyh'in Mustafa Efendimiz'i misafirlikberliğin içinde ki güzel, apayrı bir güzel organizasyonlar geldiğimiz için, varlığımız için çok mutluyuz. Elhamdülillah. Salama donosim našem dragom pegamberu Muhammed Aleyhisselam, njegovoj časnoj poruci, njegovoj veselama, drugima i svima tabi ima. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün iş arkadaşlarına, bütün insanlara, bütün yol arkadaşlarına salavatlar getirip selamlar bu güzel mekandan yoruyorum. Ya vam neću ništa važiti. Što bi rekao Hacı Aviz, smak rahmetullahi aleyh, svako zna šta je slatko, šta je slano. Samo hoću da podržim našega i pohvalim našeg uvaženog šeha Mustafa Efendiju na ovakvom organizovanom programu koji svake godine priređiva širom Turske. Molim Allah Žešanom da ga nagradi. Ben çok size vaaz etmek istememekteyim. Yalnızca Şeyh Mustafa, dostuma, apayrı elhamdülillah güzelliğine, güzel organizasyon yaptığım yıllardır ve biz katılıyoruz her sene. Böyle bir güzel organizasyonlara apayrı bir teşekkür etmek arzundayım. A vama svima, dragi gosti, dragi domaćini, molim Allah Žešanhu da budete u itaatu Allah Žešanhu. Živite i uvidite samo kao pravi vjernici, ne nikako tu. Drugačije, to je Allah Žešanhu traži od nas. Değerli misafirler, değerli kardeşlerim, size de söylemek ve iletmek istediğim gerçekçi Müslümanlar olarak yaşayıp öyle devam et, sonuna kadar yaşamanıza istirham ediyorum, diliyorum kalbime. Još jedanput želim da se zahvalim našem uvaženom Şeyh Mustafa Efendi, njegovim saradnicima koji mu pomažu i ovim vašcima, svima koji su se uključili ovdje, molim Allah Žešanu da vi obojno nagraži svoje borazne. Bir daha son olarak Şeyh Mustafa'na Allah'tan kabul ederek bütün vaziyetleri, bütün iş arkadaşlarına, yavada arkadaşlarına, buradaki çalışan insanlara, bu yola yürüyen insanlara bir daha teşekkür etmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Lütfen kabul buyurun. Allah razı olsun. Demek toplan edelim. Allah kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Bir de tabii Şeyh Efendi'ye bir plaket vermek istiyoruz. Davetimize icabet ettiği için ve bize orada da normalde misafir ettiği için. U ime zahvale što ste nas primili niz puta u Bosni, sam jednom paketu zahvale vam uručiti. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sevin inşallah. İnşallah. Novi Pazar Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Nusret Ömeroviç. Nusret Efendi ile Sancak'ta tanıştık. Allah razı olsun, çok böyle bize misafirperverlik yaptılar. Orada dergahına misafir olduk, zikrettik. Oradaki derviş kardeşlerle tanıştık. Tabii bizi Muş'a götürmüştü oraya. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Allah razı olsun. Maşallah Türkçe yavaş yavaş. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve seyyidin mürselin ve ala alihi ve ehli beytihi ve ashabi ecma'in.
Hüseyin'in Şeyh Efendi Mustafa Özbay. Değerli Şeyh Efendimiz Hassetse ve Selami Mustafa Özbay, kalbinden size selam söylüyorum. Allah'a Hüseyin'in Abraç. Değerli kardeşlerim Hüseyin'in Esnesre ve değerli bacılarımız Zahvalyon ve Selami ve Sınavom Dihnom Radinom Priyem. Apayrı güzellik ve misafir etmenize bizi çok kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Dozvolite mi da ne mogu a da ne iskažem par emocija i utisaka. Lütfediyorum, bana izin vererek ki hislerimi size ifade etmek istiyorum. Naravno ne želim da vazim pred vama. Tabii ki vaz etmeden sizin önünüzde. Ali ne mogu skriti svoje osjećanje. Ama duygularımı saklayamam. Prvi put sam ovdje kod vas u Bursi. Bursa'da sizde ilk defa geliyorum. Rekli smo iz Novog Pazara, to je Sanđak oblast u Srbiji. Sanđak bölgesi Sırbistan'dan Novi Pazar şehrinden geliyoruz. Nekad je to bio deo Bosne i Hercegovine. Bir zamanlar Bosna'nın vilayetiydi. A nekad deo Osmanskog carstva. Ama bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Posebno mi je čast što sam danas u ovome gradu sa vama. Sizinle beraber olmaktan bugün özel bir gurur taşıyor benim için. Započela, zasijala jedinstvena svetlost koja je zasijenila cijel svijet ovde osnova sultanat. Sultanat kurulduğu yeri Bursa. Onun kalbindeyiz. Onun ışık kalktığı, açıldığı bir yerdeyiz biz şimdi. O yüzden benim için hayatımda en önemli noktalardan biridir. Interesanto, ja ne znam turski kao moj brat Mušo. İlginç, ali Mušo bir biliyorum, Türkçe'yi diyor da. Ali ću se potruditi da naučim. Ama gayret edeceğim ki öğrenmeye çalışacağım. I reći ću vam nešto da se ja uopšte ne osjećam kao stranac među vama. Onu da söylemek istiyorum size. Ben aranızda hiç ama hiç yabancı olarak kendimi hissetmem. Kao da sam rođen ovdje. Sanki burada doğdum gibi. Od naših učitelja smo učitli. Bizim postoje. Bizim öğretmenlerimizden bunu öğrendik. Četiri vrste blizina ili dalina. Dört mesafe veya yakınlığı öğrendik, var olduğunu. Prva blizina ili dalina je vremenska. İlk mesafe veya yakınlık zaman mesafesidir. Druga je prostorna ili geografska. İkincisi uzamsal ve coğrafik. Treća je blizina po osobinama ili svojstvima. Üçüncü karakterlere, özelliklere göre yakınlık veya özellik. A četvrta je blizina ili udaljenost od gospodara. Dördüncü yakınlık veya uzaklık Yüce Allah'tan. Mi znamo za ayet fe eyne ma tuvelu fe seme ve çuhulla. Bu ayeti biz farkındayız hani. Ali da li smo mi blizu njeg? Biz bu ayete yakın mıyız? Da li ga se sećam? Ona hatırlıyor muyuz? Naš dolazak ovdje. Bizim gelişimiz buraya. I odziv na vaš poziv. Sizin misafirliğinize cevap vermesi nam daje nadu. Bize umut veriyor ki da smo mi na ovoj trećoj blizini. Ve seziyoruz ki niz üçüncü mesafede, üçüncü kademedeyiz. Jer imamo iste motive. Aynı motiflere sahibiz. İste žele. Aynı arzular sahibiz. İste ljubavi. Aynı aşkımız. I dozvolite mi da smatram da se svi zajedno nalazimo na ovoj trećoj razini, odnosno nivou blizine. Rica ediyorum ki, öyle algılayım ki bu üçüncü kademede bulunayım sizin karşınızda. Ostaje nam da svi zajedno, bize kalan hep beraber uz salavate, salavatlarla beraber, zikrullah, zikrullahla, şefaat peygambere Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat Mustafa. Himet pireva. Himet pirevle. Da molimo Allaha da nam dozvoli. Allah'a yüce
yüceye Negov, dua ederek Negov Hadret Negov bizim onun hadretinin o yakınlığını sezeyebilelim. Kako bi gledali sa njim, onunla bakabilelim. Slušali sa njim, onunla dinleyebilelim. Pružali ruke sa njim, onunla beraber ellerimizi uzatalım. Koračali sa njim, onunla beraber yürüyelim. Kako nas je on obavestio u kuci hadisu, kuci hadiste beyan ettiği bize gibi. Preko Muhammeda Mustafa sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerindeki. Kad zavolim svoga roba. Kendi köleyi sevdiğinde. Bivam njegov sluh. Onun duyusu oluyorum. Njegov vid. Onun gözüsü. Njegova ruka oluyorum. Koja pruža. Onun eli oluyorum. Njegova noga koja korača. Onun yürüyen ayak oluyorum. Kada me zamoli, bana lütfederken, ya mu ispunim molbu. Ben ona kabul ederim. Hvala Allahu dragom. Yüce Allah'a şükürler olsun. Što i u ovom vremenu i ahir zamanu, bu zamanda ve ahir zaman olan ima Allahovih robova, Allah'ın köleler var ki, koji islušaju i vide sa njim. Dinliyorlar ve görüyorlar onunla beraber. I koji vole Allaha i on voli njih. Ve Allah'a Celleşanuhu seviyorlar ki o onları sever. Evliyullah, ricalullah, ehli zikr. Molim Allah'a Celleşanuhu da nas pridruži u takvom društvu. Yüce Allah'a dua ediyorum ki böyle bir topluma bizi birleştirsin. Koji su na tariki mustekim. Tariki mustekim yolda. Sirata mustekim. Sirata mustekim olan yollarda. Kako rečemo u El-Fatihi. Fatih'de de dediği gibi. Sirata mustekim, sirata levine namte aleyhim. Uputi nas na pravi put, put doğru. Oni kojima si milo svoju darova. Doğru yola bizi yönlendir. Onlara şefkat verdiği insanların içinde bizi dahil ettir. Nema sumnje da na tom putu ima veliki cemaat i veliko množstvo. Kuşkusuz bu yolda büyük cemaat ve biz varız, çokuz. I molimo ga da nas pomogne. Yüce Allah'a şükür ediyorum, rica ediyorum, dua ederek. Da se pridružimo takvim Allah'ın robovima. Öyle Allah'ın köylerine. Robovima koje dahil olalım. Sevenlere. Allah dragi je rekao u Kur'anu. Yüce Allah Kur'an'da dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ سَفَّنْ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوزٍ Zaista Allah voli one koji se bore na njegovom putu, poredani u safove, poput bedema uništiva. Allah bedendeki gibi güçlü olan saflarıyla dizilen, güçlendire bir kaleyi böyle insanları böyle seven yollar. Naravno, kada govorimo o borbi, bu mücadele için bahsederken, mi ne pozivamo na neprijateljstvo i dušmanu, savaşa çağırmıyoruz, düşmanlığa çağırmıyoruz hiç kimseyi. Već na borbu za uspostavljanje dobra u sebi, sadece kendinizin içindeki i van sebe, barışı ve dışarıdaki barışı, za afirmaciju najvećih vrednosti koje Allah voli. Allah'ın en büyük değerlere sevdiği için yoldayız. Molimo Allah dragu da nas pomogne na ovom putu. Yüce Allah'a dua ederek ki bu yolda bizi destek etsin. A Muhammed aleyhissalatu vesselatu diye rekao. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Allah je na pomoći. Allah yolda svome robu kendi robe sve dok je on na pomoći svome bratu. Başka üzülüyorum bir daha tekrar söyleyeyim. Allah je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu muslimanu. Yüce Allah en büyük yardım eder ki bir Müslümana, o Müslüman başka kardeşine yardım ederken. Şimdi još jednom vam se srdačno zahvaljujem. Bir daha kalbinden teşekkür ediyorum. Tražim da mi halalite, pošto sam malo odužio.
uzunca konuştum. Helal ediyorum size. Helal olsun. Da ne bude ko oni političari kod uzmu ovaj mikrofon nikako neće da ga ostave, nešto ih se usvadi. Politikacılar gibi olmuyor. Mikrofon. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun inşallah. Imamo jedan poklon. Oprostite, molim vas. Ovde hoćemo da otvorimo pitanje. Biz bu hediyeyi açmak istiyoruz önünüzde müsaadenizle. Olur. Tabii. Yardımcı olun arkadaşlar. Ovo je slika stare medrese. Bu bir fotoğraf. Novi Pazar'daki eski medresenin olduğu bir binadır. Koju je osnovao osnivač Novog Pazara. Novi Pazar'ın kurucusu İsabek İsakoğlu. Elhamdülillah. Bu druja çeşme. Burada dibinde bir çeşme gözüküyor. Koja simbolizuje çisto poslanikovo učenje. Salahu Muhammed Veselem'in bize getirdiği İslamiyet'in okuduğu o ifadesini kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yok yedim mali poklon. Bir ufak hediye daha var. Benim anam size gönderdi. Allah razı olsun. Günden. Allah razı olsun inşallah. Vidim da nije Turska hladna, ali modu. Görüyoruz Türkiye soğuk değil ama olsun. Her ihtimalle sıcak olsun. Annesine hürmetler ediyoruz inşallah. Mahsusa selam. Mahsusa selam. Mahsusa selam. Benden de mahsus selam inşallah. Bu da normalde bizim teşekkür belgemiz. Bosna'ya gittiğimizde bize hizmet ettiği için, hürmet ettiği için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Tekrar tekrar bekleriz inşallah. Allah razı olsun. Nusret Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Mesudiye Tekkesi Şeyhi Kazım Hacı Meclis Efendi'yi davet ediyoruz. Yetişti mi? Hacı Kazım Meyliş'le malum bir zikir günü tanışmıştık. Oradaki o tanışmışlığımız ve sohbetimiz devam ediyor. Biraz uçakları retor yapmış, o yüzden gecikti. Biz böyle paldır küldür buraya getirdik onu. Siz zaten onu tanıyorsunuz. Allah razı olsun. Kendisi de malum, bu da İzmir'de okudu. İstanbul'da öğretim görevliliği yaptı. Şimdi Bosna'da, Bosna'da Sarajevo Üniversitesi'nde ondan sonra öğretim üyeliğine devam ediyor. Aynı zamanda Kaçuni Mesudiye Tekkesi'nin şeyhi. Hoş geldin. Allah razı olsun. İyisin inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunca misafirin içerisinde, Bosna'ların içerisinde seni de gördük. Çok mutlu olduk. Buyurun, mikrofon size. Allah razı olsun inşallah. Böyle bir güzel ortamda bulunmak, artık bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Böyle güzel insanlar, böyle güzel şeyh efendiler, böyle güzel bir mekan, böyle güzel bizim bacılarımız, kardeşlerimiz, böyle güzel insanlar, böyle güzel bir mekanda bulunmak benim için en duygulu son zamanlarda, en duygulu, en sevimli anlar. Hepinize de çok çok Bosna Hersek'ten kucak dolu selamlar getirdim. Bosna sizi unutmuyor, siz de Bosna'yı unutmuyorsunuz. Son zamanlarda Tasavvuf Vakfı oradaki orada yaptığı olan hizmetlere dolayı can gönülde teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir ufuk oldu. Yeni bir bazı dertler gitti. Yeni ışıklar geldi.
Allah hepimizden razı olsun. Amin. Tekrar da Bosna'da bekleriz. Ve tabii ki bu müessesinin başında Şeyh Mustafa Efendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Onunla beraber gelen olan dostlara da can gönülde teşekkür etmek istiyorum. Tekrar da Bosna'da bekleriz. Zaten burada mübarek insanlar varken bizim haddimiz bazı şeyleri konuşmaya da düşmez. Ama ben size bakıyorum, onlara da bakan benim çok nurlar çıkıyor. Böyle güzel bir mekanda bulunduğumuz için. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Kazım Efendi ile malum yıllara dayanan bir dostluğumuz var, bir kardeşliğimiz var. Ben birkaç seferde bunu ilan etmiştim. Kazım Efendi'nin Kaçıyla'daki dergahıyla biz kardeş dergah olarak biliyoruz. Aramızda herhangi bir fark görmüyorum. Aramızda sertlik benlik de görmüyorum. O yüzden o bizim can dostumuz, kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Biz bu noktada kardeşliğimize bir zeval gelmesini asla istemiyoruz. Tekrar hoş geldin diyoruz. Allah razı olsun inşallah. Hürmetler ederim inşallah. Çam sakızı çoban armağan. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu da bizim orada bize göstermiş olduğu ihtimamdan dolayı teşekkür bölgemiz. Tabii burada bizim birbirimize karşı böyle bir senliğimiz, benliğimiz yok. Allah razı olsun. Bizim canımız, kardeşimiz, bir tanemiz. Allah kendisinden razı olsun. Huzurlarımızda tekrar teşekkür ediyorum. Nice yıllar böyle gözünü doldurma, beni de ağlatacaksın şimdi burada. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Çek İsmail abi. Allah razı olsun inşallah. Kazım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Üsküm Rufai Tarikatı Şeyhi Murteza. Üsküp'e çok gitmek istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse Üsküp'e geleceğiz. Kaç sefer program yaptık. Hoş geldin. Allah razı olsun. İyisin inşallah. Tabii Murtaza Türkçe biliyor. Buyurun. İlk önce kendimi tanıtmak istedim. Buyurun. Şeyhimizle ilk defa görüşüyoruz. Evet. Cümlemiz Şeyh Murtaza. Üsküp Rufai Tekkesi şeyhiyim. Ailemden 6. şeyhim. Maşallah. Rufai Tekkesi'nde 8. şeyh. Rufai Tekkesi 1818 yılında Mehmet Eyüp tarafından kurulmuştu. Ayrıca Şeyh Saadet'in sırrı Yahya Kemal Beyatlı'nın hocası kendisi. Yahya Kemal Beyatlı Üsküp Rufai Tekkesi'nde şairliğe başlamıştır. Ondan sonra Türkiye'ye göç alıyor kendisi. Bizim ailede 1876'dan Rufai Tekkesi'nde şeyhlik silsilesine başlıyorlar. 2006 yılında şeyhlik ünvanını aldım. 2012 yılında Bursa'ya borcumuz var. 2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Üsküp Rufai Tekkesi'ni tamirden geçirdi. Yani Üsküp Rufai Tekkesi bayağı bir harabat durumdaydı. Üsküp'te yaklaşık 7000-10000 civarı müminlerimiz var. Makedonya'daki Tarikatlar Birliği Genel Sekreterliğinde yapıyorum. Üsküp'ten selamlar getirdim. Allah razı olsun. Başka bir şey söyleyecek bir sözümüz yok. İnşallah Murtaza kardeşle tanıştık. Kardeşliğimiz devam edecek. İnşallah Üsküp'e de gideceğiz. Üsküp'te de orada zikir yapacağız. İnşallah kardeşliğimiz devam edeceğiz.
Bundan sonra da inşallah aramızda görmekte mutluluk duyacağız. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Rıfai Tarikatı Şeyhi Murteza Murteza'na teşekkür ediyoruz. Tabii ben bu arada hemen araya gireceğim. Travnik eski müftüsü, sonra Bosna Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan yardımcılığı. En son şimdi Banuluka'da, ondan sonra genel öyle söyleyeyim müftüsü, Nusret Efendi ile ta Travnik'ten tanışıyoruz. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Biz kendisini bizatihi çok seviyoruz. Allah hepiniz hepsinden de razı olsun. Böyle bir yolumuz beraber devam ediyor. Elhamdülillah devam edecek inşallah. İnşallah. Allah razı olsun inşallah. Böyle yüreği cengaverlik dolu olan, ondan sonra yarın akşam anlatacağım size. İkinizi var ya, yarın yandınız. İkinizi yarın yakacağım ben size. Allah razı olsun inşallah. Kapaşi Tarikatı şehrinden Hitam Hasan Muhammed İbrahim. O Heysem. O Heysem. İbrahim. Tabii. Heysem sen de gel. Gel gel sen de gel. Pat pat. Heysem gel pat pat. Pat 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 pat. İbrahim Hasan Kabbaşi Efendi Hazretleri'nin oğlu, büyük oğlu. Orada da kendisi şeyhlik yapıyor. Zuhdan'da da birbirimizi sevdik, hoşlandık ondan sonra. Ben onun oradaki o zikrullah yapışları çok hoşuma gitti ellerindeki asarlarla. Ondan sonra dedim ki sen tercüme et aynı zamanda, geç o tarafa Arapça tercüme et. Dedim ki sizi Bursa'ya davet edeceğim. Orada dedim böyle sizin zikrullah yapacağım dedim. Allah razı olsun inşallah. Heysem de Allah razı olsun onun ufağı. Kendisi bilgisayar mühendisi. Allah razı olsun. O da Hasan Kabbaşi Efendi'nin bir küçük oğlu. Evet, mikrofon verin Kabbaşi'ye. Elhamdülillah. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammed. خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحضور الكرام، أبونا الشيخ مصطفى بارك الله فيه وفي أحبابه أجمعين. Öncelikle babamız Şeyh Mustafa Beyefendi'ye ve hazirona selamlar diliyorum. هذا الأب العظيم نحن ما نقدر نتكلم لأنه يعني خيره فاض علينا. Biz bu mecliste haddime değil konuşmaya benden üstün hayır sahipleri var burada. زي انتم حبيتوه هنا نحن في السودان محبتنا له اكثر منكم كمان. Siz nasıl Şeyh Mustafa'yı burada çok seviyorsanız biz daha fazla seviyoruz Sudan'da. Duydunuz mu? Gidiyorum Sudan'a. سمعتم تروح لسودان. أبونا الشيخ رجل البسمة في فاه دائما يعني هي البسمة صدقة. بابامız Şeyh Efendi tebessümünde bir hikmet var. نحن لما نشوفه قلبنا بينشرح له. Biz onu görünce müthiş bir samimiyet oluşuyor bizde. أبونا الشيخ حسن الكباشي. Babamız Hasan el-Kabbaşi Hazretleri bitbara bi qıd'a kebira fi Sudan lebuna Şeyh Mustafa li zaviye kebira yıqamu fiha zikr fawqa zikr hak el-Kabbaşi. Babamız özellikle çok önem gösteriyor. Tekkemiz, büyük tekkemizde ağırladık ve zikir ettik. Niyabatan an abuna Şeyh ve cezakum Allah elfi khayr. وربنا يجعل فيكم البركة ويطول لنا في عمره إن شاء الله. Şeyh Efendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Size sağlık, sıhhat, bereket versin. ويكون في حدود أفريقيا وآسيا وكل الغارات إن شاء الله. Bütün Afrika ve Asya ve bütün dünyanın her yerine. جزاكم الله خير. Çok çok teşekkür ediyorum.
Barakallahu fikum. Allah Allah barik etsin. Tabii biz bir küçük hediye inşallah takdim edeceğiz. Tabii onun böyle bana bir arsası varmış. Dedi ki arsayı bağışladım sana. Yani bu arsanın karşılığı değil, benim de bir arsa bağışlamam lazım ama o dedi ki buraya yerleş, o yüzden gel dedi, arsa burası senin, istediğini yap dedi. يقول هو أعطاني هدية عرسة بس هذه هديتي بسيطة جدا أعطاني عرسة سافرت على السودان مشان تكون موجود في السودان. ما مشكلة تكون متبادلة بيناتنا إن شاء الله. Sıkıntı yok diyor efendim, bekliyoruz sizi. Eğer kovalanırsam, bir şey olursam yerim hazır. Beni kovalarlarsa Sudan'a geleceğim, başına cebelleş olacağım. İkum le taradoni min Türkiye fe acil atkum. Tamam. Yine veladak, kovunak veladak biznillah. Allah Allah. Bekliyoruz inşallah. Allah uzun ömürler versin. Amin inşallah. Sağlık, sıhhat versin. Teşekkür ediyoruz inşallah. Şükran cezilen. Allah razı olsun inşallah. Zekallah. Tabi Heysem de orada çok hizmet etti, çok koşturdu. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederim. Tabi Zeyd Heysem de kademine cidden kathiren, kathiren. Allah razı olsun. Fatla. Şükür. Banyoluko Müftüsü Sayın Nusret Abdagoyic, hoş geldiniz efendim, buyurun. Tabii şimdi Banyoluko Müftüsü ama daha önce Tramik Müftüsü'ydü. Biz malum ilk şeylere Bosna'ya gittiğimizde Ayvazlı Deşerliklerinde bize orada çok misafirperverlik yaptı. Şimdi hoş geldin. Aleykümselam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hamd olsun. Siz değilsiniz inşallah. Allah razı olsun. Ben tabii Nusret Efendi ile alakalı küçük bir anımı söyleyeceğim. Ayvazlı'nın orada Zikir Tepesi var. Orada zikrullah yapılıyor. Zikrullah yapıldıktan sonra da akşam namazı kılınıyor. Akşam namazı kılınacağı zaman orada başka hocalar da var. Birisi ısrar ediyor. Bizim ondan sonra işte imamlarımız kıldırsın, onlar söylesin diye. Nusret Efendi hareketi şu. La, sufiler dedi. Allah razı olsun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Çok muhterem Şeyh Mustafa. Estağfurullah. Braço i sestre, selamu aleyküm. Değerli kardeşlerim, değerli bacılarımız, selamu aleyküm. Drago mi da sam večeras stigao među vas. Bu akşam size vardığım çok memnun oldum. Želim da se zahvalim Şeyh Mustafi i svim njegovim saradnicima. Şeyh Mustafa'ya. Koji su mi ukazali čast i pozvali me da budem među vam. Yakın dostlarına çok teşekkür ediyorum. Yanınızda, aranızda olmaktan çok mutluyum. Koliko znam, vi ste potomci Osman Gazi. Bildiğim kadar Osman Gazi'nin torunusunuz diyor. I ne dajte da Şeyh Mustafa ide iz Bursa bilo. Şeyh Mustafa hiçbir yere buradan gitmeye izin vermeyin. Šta bi bilo da nije došao Osman Gazi u Bursu? Osman Gazi Bursa'ya gelmeseydi ne olurdu? Šta biste vi bili? Siz ne olurdunuz? Šta bi ja bio da nisam imao Ayvaz Dedu i Hasan Kafiju Brušak? Ben Ayvaz Dede sahibi olmasaydım bana Hasan Kafi Kruşak olmasaydı ne olurdu? A šta bi Bosna bila bez şehir Sarajeva, şehir Mostara, şehir Travnika i şehir Banja Luka? Bosna Sarajevosuz, Mostarsız, Travniksiz ve Banja Lukasız ne olurdu? Mi smo jako obradovani što nam je Şeyh došao i donio Osmanlı Ruhaniye. Biz çok mutlu olduk. Şeyh Mustafa oldu. Geldi, bize Şeyh Abdullah'ı getirdi. I ostavio ga u Banja Luci. Ve Banja Luka da onu bıraktı, emanet etti. I puno selame Banja Lučani, Şeyh Mustafa. Banja Luka dostlarımız, kardeşlerimiz
Şeyh Mustafa'ya çokça selam söylüyorum. İza dužu li su me da ponovo pozovem Şeyh Mustafa'u i njegove muride i sve vas koji ste prisutni. Bütün burada var olan insanlarımız, bütün müritlerimiz Şeyh Mustafa beraberle bir daha davet edip siz edildiniz benim üzerine. Buyur Banja Luka'ya yeni gelin dediler. Bosna vas voli onoliko koliko volite vi Bosna. Bosna sizi sever ki siz sevdiğiniz kadar Bosna'yı. Allahu Ekber. Allah'a teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar görüşmek üzere. Allah razı olsun. Bosna bizim göz ağrımız. Nazlı gelinimiz bizim. Ah Bosna, nazlı gelinim. Sana ne yapsam da gözünün yaşını silerim. Ah Bosna, hangi baharın çiçeklerini senin başına tac etsem vazifemi yerine getirmiş olurum. Ah Bosna. Şükran kesira. Allah razı olsun. Bu da teşekkür belgemiz. Allah razı olsun. Biz Banja Luka'da bu son gezide 6 şehirde çok önemli şeyler yaşadık. O yüzden gerçekten huzurlarınızı tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben kısaca şunu söylüyorum. Anadolu İslam'ı yaşıyorsa Bosna'daki Müslümanlar sınırda onların sınırdaki gayretlerinin en büyük payı var. Koji žive muslimani unutar Bosne, meni ljudi na rubovima, na bedenima Bosne najveću muku vide. Allah razı olsun. Buradaki İslam, buradaki Müslümanlık kolay kardeşler. Siz bunun belki de kıymetini bilmiyorsunuz. Ama burada Müslümanlar işin kolayındalar. Asıl zorluğu çekenler bakın buradalar. Onlar her gün bakın her gün değişik şeyler yaşayaraktan orada yaşıyorlar. Onun acısı, onun farkı başka. Allah bizi affetsin inşallah. Şimdi de Korese müftüsü Sayın Remzi Pitiç. Remzi Pitiç beyefendiyle de dostumuz, arkadaşımız uzun. Böyle farklı davranır. Normalde benim gibi çok daha fazla su kaçırıyor. Hoş geldin. Hocam. Mikrofon verin. O kendisi Türkçe biliyor. 9 Eylül İlahiyat Fakültesi mezunu. Benden iyi Türkçe konuşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina ve Nebiyyina Muhammedin ve Aleyhi ve Sellem Ecmain. Aziz kardeşlerim, din kardeşlerim, bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendimiz'i devletin selamıyla selamlıyoruz. Selamünaleyküm. Bosna Hersek'te bir köy var, Sokolovici diye. Ben o köyden Aziz Hocam'da bir şeyimize bu hediyeyi getirdim. Sokolovici, Sokollu ailesinin köyü. Sokollu ailesi. Bu sene Mehmet Paşa Sokollu, Mehmet Paşa'nın vefatının 440. yıl dönümü. Ben bunu şimdi bütün İslam dünyasında özellikle yani 440 sene önce Mehmet Sokollu, Mehmet Paşa vefat etmiş. Hiçbir yerde bununla ilgili bir program dinlemesini şimdiye kadar duymuş değil. Onun için dedim Sokollu içinden gelmiş Osmanlı Devleti'nin en büyük sadrazamı olmuş ama o aileden sadece Mehmet Paşa değil, Kıbrıs Fatih'i aynı köyden gelmiş, Lala Mustafa Paşa, Mehmet Paşa'nın amcasının oğlu.
üçüncü büyük paşa bu aileden Deli Hüsrev Paşa. Deli Hüsrev Paşa zaten ilk saraya gelen oldu ve son olarak bizim Ferhat Paşa'mız Bosna'nın ilk valisi ve Banja Luka'da o muhteşem caminin Ferhat Paşa Camisi'nin kurucusu. Bunları niye söylüyorum? O küçük bir köy, o küçük bir köyde hala evlerimizde güzel şeyler yapılıyor. Bizim hediyemiz doğa. Allah razı olsun inşallah. Suni değil. Elhamdülillah. Bizim bacılarımızın yaptığı güzel bir şey. Hocam beğenirseniz o zaman Bursa'ya daha çok göndereceğiz. Beğenmezseniz daha iyisini yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bosna'ya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii son oraya gittiğimizde Osmanlı'nın ilk mezarlığını ve şehitliğini ayağa kaldırmak için uğraşıyordum. O Osmanlı'nın son şehitliğine gittik oraya. Dedi ki burada işte büyük şehitler var. Başında bir tevhid okuduk birincisini. İleriden bir tanesi ayağa kalktı. Hani benim başıma ne gelinmiyor gibisinden. Dedim, Remzi Efendi şurada dedim ileriden birisi ayağa kalktı dedim ben. Burada dedim illaki benim başıma gelinmiyor diye dedim ben. Bir de sert baktı oradan dedim ben. Dedi ki orası dedi şurada gel yürü gittik. Gittik orada şey ne o? Kocaman bir şehit orada. Tabiri caizse 2,5 metre boyunda mezarlığı. Onun başında da tevhid okuduk. Orada tabii büyük şehitler var. Gittiğimiz yerde. Sonra zikrullah esnasında baktım bir kısmı böyle çok özür dilerim domuz suretinde geçiyorlar yoldan böyle. Dedim buradan geçenler var. Dedi onlar da bizim dedi karşı program yapıyorlar dedi. Onlar dediğini anladınız değil mi? Allah razı olsun. Şimdi sonunda okuyalım. Tamam inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bu da teşekkür belgemiz. Unutturmayın sonunda Sokulu Mehmet Ali Paşa'nın ruhuna Fatiha okuyacağız sonunda. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Sayın Rıfat Feyziç. Rıfat Feyziç beyefendiyle de orada tanışmıştık. Remzi Bey'in arkadaşı, okul arkadaşı. Orada programımıza iştirak etmişti. Allah razı olsun. Geçen seneden de tanıyorsunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim ziyaretimize, bizim davetimizi kabul ettiği için. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Şeyh Efendi ve saygıdeğer şeyhler, dostlar, muhterem kardeşlerim, bacılarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz 5 asır önce burada yakılan bir nurla İslam'la şeref olduk. 5 asır önce. Bu devam ediyor. Belli aralarda bir ara yapıldı. Bir 100 yıllık neredeyse birbirimizden biraz ayrı kaldık ama son zamanlarda tekrar her konuda daha yakın, daha ilişki kuruyoruz. Şeyh Efendi'nin bu konusundaki gayreti ve tüm Balkan Müslümanların kucaklaşması, ziyaret etmesi tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bunu devam edebilirsen. Çok ihtiyacımız da var buna. Ve biliyorsunuz hani diyorlar ya ne kadar az konuşursan o kadar az pişman olursun. Ben de pişman olmamak için bu kadar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. İnşallah dostluklarımızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler inşallah. Gorazde eski kanton başbakanı Emir Okoviç.
Gorezne'de Remzi Pitiç'in misafir olduğumuzda Allah razı olsun. O da bizi orada ağırladı. Aleykümselam. Hoş geldin. Allah razı olsun. Buyurun. Selam. Ja neću naravno puno govoriti. Veliko mi je zadovoljstvo da ste tog ljeta bili u Bosansko-Polskom kantonu. Anđelika. To je drugi put da sam u ovoj teki i zaista uvijek nosim lijepe utiske. Nadam se da ćemo se naravno i viđati i u narednom periodu i veliki se vame prenosim i zaista mi je ponovno zadovoljstvo biti ovdje. Hvala. Anđelika. Herkese selamlar söylüyorum. Misafirperverliğinize minnettarım. Burada ilk defa varmak benim için gurur vericidir. Bizi biraz ziyaret ettiğiniz için bir daha teşekkür etmek istiyorum. Yine gelin. O sene her zaman kapınız açık duruyor. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Allah razı olsun. Pardon. Biyelina Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Gradacevic. Biyelina'ya gitmiştik o son gidişimizde. O Biyelina Belediye Başkan Yardımcısı. Çok koşuşturdular, çok çalıştılar. Edin olsun, Kazım olsun, Allah razı olsun. Böyle üstün bir gayret sarf ettiler. Ben kendisini davet edeceğimizi söylemiştim. Hoş geldin. Aleykümselam. Allah razı olsun inşallah. Buyurun. Prije svega veliki selam. Öncelikle büyük selamlar. Selamlar. Herkese. Naravno neću puno govoriti, ja sam će da svoje da slušam i da gledam. Fazlaca konuşmak istememekteyim. Daha çok da uživam. Ve zevk almak benim için hayretim. Iz moje Bijeljine, iz moje Semberije. Benim Bijeljine'den, benim Semberija'dan, Semberija bölgesi oluyor. İmate veliki selam. Büyük selamlarım var. Hvala vam na vašem gostovanju prije skoro dva mjeseca. İki ay önce ki misafir bize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Veliko hvala našim Şeyh Mustafa. Şeyh Mustafa'mıza çok teşekkür ediyorum. Naše Mustafa. Bizim Mustafa'ya da selam ediyoruz. I ovom prilikom ovako pred svima pozivam vas opet da budete naši dragi gosti. Böylelikle açık alanında size bir daha da devam ediyorum böyle bu zamanda. Od mene toliko hvala vam. Benden bu kadar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. Tekrar tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah razı olsun. Oğul teşekkür ederim. Ay Mustafa. Üç Mustafa bir araya gelirse şeytan patlar. Bizde de üç Mustafa aynı isim yani aynı isimdaş olarak olunca aynı havayı pekiştiriyorlar demek yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mustafa'lar normal değil zaten. Elhamdülillah. Hatta. Üç tane Mustafa bir araya gelirse dünyayı bile ihtilal edebilirler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah. Bize de bu Mustafa düşmüş. Biz şikayetçi değiliz. Yok. Üçü bir de oldu mu şeytan çatladı. Zaten sıkıntı yok. Allah razı olsun. Gorezne İslam Birliği Başkanı Sayın Kenan Kanoviç. Gorezne'de tabii Allah razı olsun. Biz Remzi Pitiç Efendi misafir edince orada da normalde benden bıktı Bosnalılar. Kısaca öyle söyleyeyim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Selam o Şeyh Mustafi. Selamlar. Kad Muftija govori, posle njega nema govora.
Hvala vam na pozivu, želim vam svako dobro. Izadeale ste nam u Goražde. Muftu konuşmak tam sonra, artık konuşmak yoktu. Yine Goražde'ye buyur. Allah razı olsun, inşallah. Edeb Nur'dan tacimiş. Allah razı olsun, inşallah. Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. İyi akşamlar inşallah. Şimdiki misafirimizi uzaktan çağırmayacağız. Sancak Federasyon Başkanı Muşo Türkoviç. Evet. Biz Muşo Türkoviç'te şeyde... Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sancak'ta tanıştık. Sabah daha karşılaştık. Böyle karşıdan baktım ben böyle. Dedim tamam, aradığımız kanı bulduk. Deli deli dakikada bulurmuş ya. Biz de o yüzden Muşo kardeşi çok sevdik. Allah razı olsun kendisinden. Biz Sancak'ta kaldığımız müddetçe ne yanımızdan ayrıldı, ne etrafımızdan ayrıldı, kiminle görüşülecekse bizi görüştürdü. Götürdü bizi Sancak Meclisi'nde meclis başkanı ve komple heyetiyle görüştürdü. Sancak Novi Pazar Belediye Başkanı ile görüştürdü. Evet, ondan sonra tabii Nusret Efendi ile tanıştırdı. Böyle Sancak gerçekten sevdik. Yani Muşo kardeşle beraber sevdik. Böyle bir de şey, hani birisi bir şey mi der, bir şey mi yapar diye bizim gibi biraz çeyrek öyle etrafa böyle kesiyor filan. Az dedim tamam, bu dedim bizden. Yarım çeyreklik var benim gibi dedim. Allah razı olsun, mikrofondan. Ben bir iki hareket yapacağım da. İlk önce selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Biz ismi Sancak taşıyoruz. Bölgenin ismi hala öyle. Ben o yüzden bu hareket etmek istediğim sebebi bu. İlk önce müsaadenizle. Tamam. Yani yedeği açmak istiyorum. Ama rica ediyorum. Tamam. Görünce mutlu olacaksınız. Şeyh Efendi. Açalım dediğimizde açarız. Sonra devam edeceğim. Tamam. Fark ettiyseniz misafirlerimiz hiç normal değil benim gibi. Bu bizim vakıfa bir hediye, ufak bir hediye. Allah razı olsun. Görsün orada üç hilal. Üç hilal. Ama bu hem vakıfa, hem de Bursa'ya, hem de size. Ooo! Sancak bayrağı. Sancak bayrağı. Evet. Gel Nusret Efendi, gel. Nerede Oktay Nuri? Ya onlar arkada oturabilirsinler. Nusret Efendi geldi. Davet olmadım ama ben de geldim. Gel gel gel. Gel. Ya 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 Sancak'tan ne geldi o? Hadi geçin bakayım arkaya. Onlar da siz dolanıyorsunuz iki tarafta. Üç ilerli olunca hepsi öpüyor bak. Açıklamak istiyorum. Bayramımızın ifadesi nedir? Burada üç tane zambak. Avrupa'da yaşadığımıza dair. Çünkü Katoliklerin bayraklarında, Avrupa'nın bayraklarında çoğu bu zambaklar içermektedir. Bosna'daki de dahil. Aynı. Ama üç tane hilal yeter size. Osmanlı'ya bağlı sultanata ve İslamiye, İslamiyet'e bağlı olduğumuzu kanıtıdır. Ortada beyaz kılıçtır. Hak. Sadece hak demek. Bu şey bir altın kaplama şey olarak gösteriyorlar. Yani özel günlerde kullanılan bayrak. Normal resmi bayrak. Sadece bu olmadan oluyor ama bu sancak, özel. Sancak manası. Evet. Allah razı olsun. Biliyorum. Ve son olarak takdir ederseniz ben bir şiir okumak istiyorum.
Tabii. Bunu... Gazi Üniversitesi Spor Akademisi'nde mezunum Ankara'dan. 1998. Burada şiiri böyle okuyorsun. Ambiyans güzel olsun. Biraz Türkçemi unuttum. Eskiden Umut daha iyiydi. Yani. Şimdi görürsünüz. Müsaadenizle. 28 Şubat 1998. Bizim titren Balkan'a gidiyordu. Yumuşak, uslu, yaşlı bakışlarınla yolcu ediyordum beni. Dağlarla dolu orası. Serin, çok serin akşamlar. Sular bir burada, hemen az sonra bir pınar daha. Büyüdüm, güçlendim onlarla sancağımda. Nerede öyle yeşil, öyle kırlar, hem ağaçlar, ağaçlardan, yapraklardan tepeler. Soydaşlarımsa ince, nazik her biri. Görsen kalbin ayılamaz. Asla kalbin varsa. Beyaz mı, pembe mi, dünyada teki mi? Birinin sevgisine, birinin yüz rengine hayran mıydın? Boynuna ellerini sarılıp gittiğin gibi dön. İstemem hayat. Her şey kurumuş yaprak gibi olacak eğer dönemezsen bana. Ama kulaklarım gördü ama. Ama kulaklarım duydu. Gözlerim gördü ancak. O gözyaşın olur mu acaba? Ankara 1998'de bunu yazdım. Daha kitap şekli haline getiremedik o zaman. Renciydik. Sakiydi. Ama şimdi kalbi getirerek Bursa'ya bunu okutum. Benim dayılarım temenni yerde burada var. Onaran ailesi. Mustafa Onaran, Murat Onaran rahmetli. Hakkı Onaran, Enver Onaran. Bunlar benim ve anam iki kardeş çocuklar. Dolayısıyla ben de Bursa'yı seviyorum. Biz sadece selamlar söylüyorum. Herkes Sancak'a gelin ki yalnız bundan ötecek istiyorum. Beni tanıtın Sancak Spor Federasyon Başkanı. Ben Sancak Belediyesi Sırbistan'da var da. Var. Ama biz federasyon olarak Belgrad'da kayıtlı değiliz. Ben kabul etmem onu. Bunu da onlara da söylüyorum. Ben bütçesiz çalışıyorum. Türkiye ile çalışıyorum. Türkiye Spor Federasyonlar bütün bana ne varsa yolluyorlar. Maddi, manevi, uçak biletleri bütün sporcuları buraya getiriyoruz. Ben gurur diyorum. Buyurun Hacı Nusret'le. Bunu inanır mısınız? Eski havalimanı mevcuttu. Geçiyordu insanlar. Yani, kanallar vardı. Ama yeni havalimanda bugün test ettim kendimi. Yani bu yüreğimi. Selamun Aleyküm dedim ki orada. Biz uçaktan indik. Çok kalabalıktı. Biz uçak böyle sekizler sıralıyor. Beklemiyoruz. Girdik biraz diplomatikten. Pasaportlarımız normal. Diplomatik pasaport değil. Emniyet mensubu bir bayan var orada. Şimdi kendini gösterecek ya. Buraya geçemezsiniz. Sivada bizi tanıyor yani. Yabancıyız diye. Ben özel bir insanım dedim. Türkiye'nin parçasıyım Balkan'da. Böyle baktım. Benimle devam etmedi. Karşıdaki memur vardı orada diplomatik. Selamun aleyküm kardeş dedim. Ben Gazi'den, beden eğitimden, Gazi Üniversitesi'nden beden eğitim mezunum dedim. Hoş geldin kardeşim bana. Vurdum uyarı. Hacının yüzünü bakmadı. Kameraya sokmadı onu, sokturmadı bile. Ben yani burada görüyorum ki bu sevgi ama havalimanında da onu aynı size gurur duymalısınız Türkiye'yle ve Erdoğan Bey elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkese selam. Aleykümselam. Teşekkür ederiz. Bu mübarek ve kutlu hediyeniz için ayrı ayrı Allah razı olsun inşallah. Yes. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu da teşekkür berekemiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim inşallah. Gene bırakmayalım Muşo'yu. Tabii Mustafa abi buldu ya Muşo'yu. Kurtulmuyormuş. Her dönem böyle olsun. Önceki dönem Kosova Gerçek Derneği Başkanı Sayın Ramadan Kastrati.
Ramazan Bey ve Priştina'ydı değil mi? Prizan Bey. Prizan. Priştina. Tamam, birincide doğru. Priştina'da ilk program yaptık orada. Allah razı olsun, böyle çok hürmet ettiler. Çok bizle ilgilendiler. Oradaki bir Mevlevi dergahına gittik. Orada zikrullah yaptık. Orada sema ettik. Allah razı olsun, böyle zor şartlar içinde bizi iyi misafir ettiler. Hoş geldiniz. Allah razı olsun inşallah. Kendisi de Türkçe biliyor. Az da olsa, çok da olsa. Ben Ramazan Kastan. Kosova, Priştine. Bu sana çok şeyler bağlıyorum. Sultan Murat filan önce diğer kabristanı bir de türbesi var. Ben burada da türbesi var. Enorme. Nereye? Geldiğimizde çok güzel, çok memnunuz. Bizde bu kültür yoktu. Hiç olmazsa taşları oynattık yani. Oynadı taşları. Çok oynadı taşlar. Bizim derneğimiz var. Bütün üyeler var. Genel eski ve yeni yönetimde çok selamlar. Aleyküm selam. Başladılar mı sufilik yapmaya? Hepimizi selam. Tabii ki. Hayırlı olmayla. Tamam. Hepimizi çok selam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Saygılar, hürmetler. Oo, Allah razı olsun. Teşekkür ederim inşallah. Allah razı olsun inşallah. Çok memnun olduk geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buluşacağız, görüşeceğiz yine inşallah. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Bırçko Dernek Başkanı Sayın Kazım Suçeviç. Kazım Efendi, Allah razı olsun. Bu son gittiğimiz Bosna gezisinde o kadar böyle çok kendisi teknik bir kimse. Yani böyle durduğuna bakmayın. Allah razı olsun. Teknik olarak böyle tatlı tatlı bütün her şeyi düzenledi. Allah razı olsun. Bize muhteşem bir ev sahipliği yaptılar. Gerçekten de çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani Şeyh Mustafa Efendi'ye, braćo i sestre, selamu aleykum. Hvala Allahu koji nas je okupio na ovako lijepom mjestu, na ovako lijepim povodom. Želim se u ime Brčaka, u ime svoje, zahvaliti Šejh Mustafi, vašim saradnicima, svima vama što ste nas zijaretili u Brčkom. Prenosim vam selame iz svih Brčaka. Öncelikle böyle güzel organizasyona, böyle mübarek bir yerde bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Brčko halk adına ayrıca özel bir mutluluklar dile getirmek istiyorum. Şeyh Mustafa'ya apayrı güzel ve kalbiden gelen ilhamlarla teşekkür etmek istiyorum. Vaš dolazak je o sebe veliki trag i ja se nadam da ćete nas posjetiti sljedeće i sljedećih godina, ako Bog. Sizin ziyaretiniz Brčko'da güçlü bir izi bırakmıştır. Ve umuyoruz ki yıllardır böyle devam edecektir. Molim Allah'a da nas pomogne o našim dobrim namjerama i da bude zadovoljen s nama. Yüce Allah'a lütfediyorum ki bizim niyetimize destek olsun, yardım etsin ve bu niyetleri bir gün ödüllendirsin. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizim Kazım Efendi'nin arkadaşı çok önemli. Uzun olsun. Tabii ben araya girmeyi seviyorum ya, ben fitneci başıyım ya. Aralarına girdim gene, ben bir fitne çıkardım. Allah razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür belgemiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Yine aynı bölgeden Bırçko Prebold Dernek Başkanı Edin Jaserevic. Edin, Allah razı olsun. Böyle devamlı bizle beraber koşuşturdu. Bizle beraber hizmet etti. Aleyküm selam. Burçko'da Müslümanları gerçekten temsil ediyorlar. Gerçekten orada işleri çok zor. Kolay şeyler yapmıyorlar. Ben bu son gittiğimde gerçekten o kadar çok etkilendim ki Allah yardımcılar olsun inşallah.
Selam aleykum. Ja vam također prenosim selame iz Brčko. Brčko je mali grad na sjeveru Bosne, na granici sa Hrvatskom. Brčko, Kuzeyde, Bosna Kuzeyde, Hrvatistan sınırında bir şehirdir. Hani Brčko'dan geldiğim için her şeyden vakifiz. Şehirde ne oluyor, ne bitiyor. Mnogo nam je značila posjet ansambla Tesavuk Vakfi. Tesavuk Vakfi ziyareti Brčko'ya bize çok önemli derdi. Nadamo se naravno da ćemo i buduće imati ovakvu saradnju. Umuyoruz ki ilerideki zamanların içinde böyle bir işbirliğimiz devam edecektir. İnşallah. Her zaman başımız üstüne. Allah razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Selam söylüyorum oradaki bütün arkadaşlara. Aleyküm selam. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yine Brçko'dan cami imamı Sayın Anis Mehmet Ereç. Hoş geldin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Dragi braće. Selamun aleyküm değerli bacılarımız, değerli kardeşlerimiz. Ja sam počastovan što sam vaš gost danas u Bursi. Sizin misafir olduğum için beni yücelendiren bir olaydır. Uživam u vašem druženju. Sizin dostluğunuz içinden, sizin varlığınız içinden beni çok mutlu ediyor. I kao što su moji sugrađani rekli, nadamo se da ćemo se ponovo biti ako Bog da. Benim Brčko, benim hemşerilerim, benden önce konuşanlar dedikleri gibi Brčko'da yakında görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Ovo je slika jedne naše bosanske camije Brčkom. Bu Bosna'da, Brčko'daki bir caminin fotoğrafıdır. Koje sam ja jedan od vakifa ove camije i od srca vam predajem kao poklon. Bu caminin vakıflardan biriyim burada. Kalbinden de bunu hediye etmek istiyorum size. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz kendisine inşallah. Ziyarete bize geldiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak daim eylesin inşallah. Bu da teşekkür belgemiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Yine misafirlerimizden Sudan Kadiri Tarikatı'ndan Nurul Daim Osman. Nurullah. Nurullah. Hatta. Ve yanında da Kasım Efendi ile beraber çağırdım. Tercümeyi de o yapsın umarım. İnşallah. Harika. Nurullah Efendi Kapbaşi Dergahı'nın Orta Sudan'da bir bölgesinde ders yaptırıyor. Kasım Efendi Sudan ticaret ateşisiydi burada, Türkiye'de. Şimdi özel çalışıyor. Hoş geldin. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Türkçe biliyorsun, o yüzden açış ve sunuş konuşmaları sana ait Kasım kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. بداية نشكر أبونا الشيخ مصطفى إيكون جاء أبونا مصطفى بي تشكر المستدين ونشكر الحضور الكرام الذين التقينا بهم في هذا الجمع الكريم آلية البتونية على المصطفى شهد المز تشكر المستدين كل الحب يجتمع في حب الحبيب عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله دعوة تبرو وقت تكرار من أموديلا بيجن بريشان. ونشكر الشيخ مصطفى على زيارته لنا في السودان وتقبل المشاة وإن شاء الله الأخوة تنكتر ونتواصل إلى الأمام إن شاء الله.
Ayrıca Şeyh Mustafa Bey'e bizi Sudan'a ziyaret geldiği için de çok teşekkür ediyorum. Bu ilişkiye devamı temenni ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Her ikisine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Aslında Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Bosna'da Sırrı Efendi olmadığı zaman onun yerine vekalet eden oğlu İlhan Hacı Meyliç'i davet ediyor. İlhan Hacı Meyliç Sırrı Efendi'nin oğlu. Ondan sonra Hacı Meyliç olmadığı zaman, Sırrı Efendi olmadığı zaman orada dersleri yaptırıyor. Kendisi Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Aynı zamanda da orada doktorasını devam ediyor. Ya savaşan izahı on kompletto organizasyonu otoru. Bu organize yönetimindeki insanlara, mevcutluk insanlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ya vallahi da zdravya istreç yarasıyor, şu yine kukuyat oldu. Yüce böyle bir birliğinize, beraberliğinize, buluşmamıza daha nice senelerde nasip etsin. Sağ olun. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah. Bakmayın çat pat Türkçe biliyor kendisi. Allah razı olsun. Davete bize icabet ettiği için teşekkür ederiz kendisine. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Karada Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Enis Burcoviç. Karadağ'da çok üst düzeyde karşılandı. Karadağ ayrı bir sevgimiz var. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Bismillah. Salat ve selam ala Resulillah. Želim samo da se Šejhu Mustafi svima vama zahvalim na pažnji i strpljenju i da se u dobru gledamo još mnogo godina. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle Šejhu Mustafa'ma çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize bu kadar sabırlı olduğunuzla göre özür dilerek bu kadar uzattık. Çok teşekkür ediyorum. Hayır, estağfurullah. Allah razı olsun. Karada Diyanet İşleri yine bir başkan yardımcısı Sayın Rahman Kaçar. Rahman hoş geldin. Allah razı olsun. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pošto je naš reis govorio vrlo kratko, ja neću govoriti, samo se želim zahvaliti našem šejhu Mustafi na pozivu i na tome što nam je dozvolio da uživamo u ovom prelijepom prizoru. Hvala vam puno, selamu aleyküm. Diyanet İşleri Başkanlığı konuştuğuna göre benim konuşacağım kalmamıştı. Ayrıca Şeyh Mustafa'mıza kalbimden teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Karadağ'dan son misafirimiz Karadağ Vakıflar Şube Müdürü Sayın Samir Hatsiç. Değerli dostlarım, saygıdeğer Şeyh Mustafa, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Biraz önceki konuşmacı Sayın Dostum Rahman Kaçar dediği gibi Sayın Müftümüz bizden önce konuştuğu için biz de sadece teşekkür etmek bize kaldı. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Balkanlara yine bekleriz. İnşallah. Allah razı olsun. Biz sizi de seviyoruz, Balkanları da seviyoruz. Allah razı olsun inşallah. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim inşallah. Evet kıymetli kardeşler, tanışmamız bitti. Özür dileriz. Belki de yoruldunuz. Böyle şimdi herkes oturduğu yerde kalsa,
hemen bir iki ilahilik bir sema yapsalar, ardından da bir dua etsek, ondan sonra da kapatsak. Üç ilahilik inşallah sema yapın, ardından da inşallah Remzi Pitiç bir dua etsin bize. Duayı mikrofon verin, Remzi Pitiç'e bırakın. En son, semadan sonra dua faslında beni duydunuz mu arkadaşlar? Yahu! Duayı Remzi Pitiç beyefendi yapacak. Tamam? İnşallah. Allah razı olsun inşallah. O hem... Thank you.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي العلي الوهاب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمي بالخير. آمين. الفاتحة. الله 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 الله. آمين. Vakti şerifler hayrola. آمين. Şerifler fethola. آمين. Şerifler defola. آمين. Kalbimiz tahir, amin. Tahir, amin. Hak ola, amin. Günler, sefalar, müjdat ola, amin. Yüce aşıkan, baki şad, o handar ola, amin. Yüce hazreti mevlana, amin. Cenab-ı sırrı şems-i tebrizi, amin. Cenab-ı imam ali, amin. Sıfat-ı Muhammedur Resulullah-i Nebi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bozmayalım. Yukarıdan da çekiyorlar. Bakan daha bakıyor. Bayanlar. Bayanlar bir yol açıverin fotoğraf çekmek için. Bu 100 yıllık fotoğrafı bu. Ömer, yukarıdan da bir yukarı bakıyoruz. Ama bazı arkadaşlar yukarı bakmıyor. Ben Türkçe söyledim. Başlangıçta söyledim. Yukarı baktılar. Direkt bak. Direkt başlangıçta topraklar açılıyor. Öyle mi? Oo, tamam. Tamam. Çekin hadi bakalım. Hadi bayanlar bu kıyak size bakar. Yüzümün fotoğrafını çekiyorsunuz ha. Tamam. Vallahi siz şanslısınız bak. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Nerenin belediye başkanı? Yediğine belediye başkanı. Orada.
Ona ti je program super. Prošle godine je bilo prvi put, svi strahovali.